kitap gelmiyor. Sevgili seyirciler, Engelsiz Spor programı olarak bu hafta size Samsun'dan sesleniyoruz. Samsun'da yapılan özel sporcular futbol turnuvasındayız. Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası Samsun'da yapıldı. 74 ilden 1000'e yakın futbolcunun katıldığı organizasyon oldukça renkli geçti. Hayatlarında ilk kez özel sporcular maçında görev alan hakemler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hocam, hiç hayatınızda böyle bir maça çıktınız mı? İlk defa çıkıyorum. Oyun oynayarak böyle stres hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir şey yok. Çok gayet güzel. Mükemmel her şey. Ortam mükemmel. Keşke bütün maçlar böyle olsa. Stressiz, sorunsuz. Arkadaşların gözlerinin ışığı gülüyor. Muhteşem. Evet. Söyle bakalım. Beşiktaş'a selamlar. Ben Beşiktaşlıyım. Peki. Beşiktaş 4 yıldız altın, 5 yıldız altın. Peki, hadi bakalım. Başarılar diliyorum size maçta. Hadi bakalım Beşiktaş'a. Gol nasıl oldu, bir anlatır mısın bize? Vallahi çok heyecan oldu. Evet. Güzel oldu gol. Kim pası verdi? Cafer verdi. Cafer verdi. Tebrik ediyoruz seni. Başarılar. Bir gol daha bekliyoruz. Tamam. Gol yedin mi ya? Hiç yemedim. Niye? Top gelmiyor. Dünkü maçta hiç top gelmeyen Emre, bugünkü maçta da gol... Bu maçta da gol yememe sözü verdi. Biz de Emre'nin kalenin arkasında bekliyoruz şimdi. Bakalım yiyecek mi, yemeyecek mi? Turnuvanın maskotu haline gelen Emre gol orucunu bozdu. Sevgili seyirciler, kaleye gelen ilk top gol oldu. Evet Emre, ne söyleyeceksin? Şöyle kameraya doğru dön. Dön. Daha yeni başladı. Buradan ben Pırsın abiye sesleniyorum. Kime? Var Pırsın abi, Fenerbahçe'den saygılarımla sunuyorum. Onun formasını istiyorum. Van Pırsın'dan? Aynen. Tamam. Var Pırsın abi, formanı istiyorum. Beşiktaş hayranı Mustafa ise seyircilerin sevgilisi oldu. Mustafa var ya, 10 numara 5 yıldız bu. Mustafa, sen niye oynatmıyor hocam? Bilmem, bu orta, bu oynuyor, o çıkıyor, ben oynuyorum, o ya siyasiye. Ben hocayı tanıyorum ben, istiyorsan torpil yapayım sana. Yap, daha iyi. Sen oyna. Ben oynuyorum. Tamam. Hoca nerede hoca? Orta burada. Hocam, bu Mustafa'yı oynatalım ya. Mustafa oynayacağız inşallah, oynayacak. Joker adamız o bizim, saklıyoruz. Öyle mi? Ne, hangi mevkide oynatıyorsunuz? Mustafa her yerde oynuyor. Öyle mi? Özellikle hücum hattında daha etkili. Bak, bundan sonra Mustafa Engelsiz Spor'un torpilli futbolcusu. Evet, tamam, her zaman, her zaman öyle zaten. Hep ilk 11'de oynayacak. Her evet, zaman öyle. 11, evet. Gol atacak mısın Mustafa'cığım? Açıyorum. Söz mü? Söz. Tamam. Hadi bakalım. Daha çok o zaman bir tane daha. Enes, niye kötü oynuyor takım ya? Bilmiyorum yani. Sence hata nerede? Hoca mı hata yapıyor? Yok, bizim çocuklarda hata var. Ne gibi hatalar var? Bazıları hoca pas at diyor, geç atıyor.
Düzelteceğiz bu işleri. İnşallah. Ama rakip çok güçlü. Türkiye şampiyonu. Ne olur sence maç? İyi oynarlarsa iyi olan kazansın yani. İyi, hadi bakalım başarılar. Evet hocam. Biz alışık değiliz bayan teknik direktörlere. Şöyle söyleyeyim, gerçekten zor şartlar altında geldik İstanbul'dan. İlk defa katılıyoruz bu şampiyonaya. Çocuklarımız zaten kaç yıldan beri çok heveslilerdi. Hani bir türlü bir il dışına çıkaramadık. Gerekirse hani Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı turnuvalara katıldık. Gayet iyilerdi. Bu sene onlar için çok büyük bir tecrübe olacak. Gerçekten bakanımıza, federasyon başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Şu son 10-12 yıldan beri çok ciddi anlamda yani güzel çalışmalar yapılıyor. Bu çocuklara gerçekten hizmet etmek dediğimiz gibi ibadet gibidir. Öyle. Herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Peki siz ne zamandan beri bu işin içindesiniz? Ne kadar zamanda? Özel eğitim öğretmeniyim. Ben 6. yılımdayım şu anda. Bu çocuklarla zaten hani isteyerek yapıyoruz. Hepimiz yani özverili. Asla bir karşılık çıkar hani beklemiyoruz zaten. Hiçbir şey söz konusu bile değil. Gerek öğretmen arkadaşlarımız da olsun okuldaki. Yani hep destek tam destek öyle söyleyelim. Peki şunu sormak istiyorum. 0-1 kilometre çocuk size geldiğinde, hiç evinden çıkmamış bir çocuk geldiğinde sporla tanıştıktan sonra ne gibi çok değil? Farklı oluyor. Çünkü sadece özel eğitim tamam birebir ilgilenin, sınıfta dersiniz anlatın öyle ama gerek spor olsun, gerek müzik olsun, çocukların gelişmesinde zihinsel olsun, bedensel olsun çok çok etkili oluyor. Hele o hiyerarşiyi sağladınız mı aradaki hani iki ders arasında çok çok farklı zihinsel algılar açılıyor ve kendilerini derse adapte, bir de hani bir şey kazanma, özgüven duyguları çok güzel gelişiyor çocukların öyle söyleyeyim. Herkesten gerçekten Allah razı olsun, emeği geçen herkesten öyle söyleyeyim. Hadi çocuklar! Hocam bu gol kaçar mıydı ya? Vallahi kaçmazdı ama olsun güzel oynuyor çocuklarımız. Evet, siz ne zamandan beri özel sporcular çalışıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, ben geçen sene Şubat ayında bu okula atandım. Öncesinde Adıyaman'da normal çocuklarla beden eğitimi öğretmeniydim ama düşündüm ki hani benim daha faydalı bir şey yapmam gerekiyor. O yüzden bu çocukları seçtim, özel eğitim okuluna atanmayı tercih ettim. Peki sizde ne gibi değişiklikler oldu? Özel eğitimden normal çocuklardan özel çocuklara geldiğinizde sizi ne gibi etkiledi, nasıl etkiledi? İnanın şöyle, daha öncesinde hiç engelli bir çocuk bir arada bulunma şansım bile olmamıştı. Yani tanımıyordum. Ama bu konuda çok hassas olduğumu fark ettim ben. Bu okula geldikten sonra özellikle çocukları tanıdıktan sonra bu işi yapıp onların mutlu olduğunu görünce ben onlardan daha çok mutlu olmaya başladım. Bu işi de sonuna kadar sürdüreceğim. Hep özel eğitimde çalışmayı düşünüyorum bir beden eğitimi öğretmeni olarak. Çünkü ben normal okulda da çalışabilirim çok rahat ama bence bu benim için çok daha özel ve güzel bir şey. Sizi motive ediyor değil mi? Kesinlikle öyle. Onlarla beraber ben de çok mutlu oluyorum. Sen Samet, bu goller nasıl geliyor ya? Alıyoruz. Güzel mi? Güzel. Hoşunuza gidiyor mu gol atmak? Kaç tane gol attın? İki. İki tane attın. Tebrik ediyorum seni. Ne oldu ya? Çok gol yediniz. Ne yapalım? Olur. Niye konuş, ama? Konuş, çekinme, konuş. Sorun ne? Ya güzel oynadık ama olmuyor. Kaleci mi kötü? Kaleci biraz yedi iki tane. Olur. Kaleci niye yiyorsun golleri? Sağlık olsun abi. Gel. Konuş, kaç tane yedin? Kaç tane? Saymadım ki. Peki defans mı kötü? Niye böyle oluyor? Hocam adamdan çok farklı girişiyor. Kaç kere elime ha? Tamam abi. Osman, efendim? Herkes senden bahsediyor. Ne evet. Özelliğin var abi senin? Kendi de atıyor, attırıyor da. O güzel. Ben atacağım. Seviyor musun futbolu? Çok. Çok. Peki böyle hayalinde hangi futbolcu var? Kim gibi oynamak istiyorsun? Benim mi? Evet. Ya benim yani aldığım bir Messi var ya. Messi. Türkiye'den var mı? Türkiye'den. Kim olabilir? Söyle Fenerbahçe'den. Nani olabilir? Gökhan Gönül olabilir. Gökhan Gönül. Peki Gökhan Gönül dese ki ben dese Osman'a formamı göndereceğim desin, sevinir misin? Sevinir mi? Ya sevmeyeyim. Ha, buradan o zaman Gökhan Gönül'e seslen kameralar. Gökhan abi formanı istiyorum de söyle. Gökhan abi ben bir Fenerliyim ve Fenerli olarak senin formanı istiyorum. Az önce gol attım birisine. Öyle mi? Evleniyor musun? Evleniyor. İyi hayırlı olsun. Ne zaman evleniyorsun? Ta belli değil düğün. Kızı verdiler mi? Vecele. Söz verdiler mi? Ta vermediler abi ki Cedure. İsmi ne? Şey. Gizem. Kızın ismini mi unuttun? Ya Gizem. Gizem. Bu golü ona mı hediye ediyorsun? Ona hediye ediyor. Söyle hadi kameraya bakarak söyle. Bu golü Gizem'e hediye ediyorum. Bir tane daha atınca kime hediye edeceksin? Bana hediye. 10 seneydi. Torpil yaptırdık, sahaya girdin. Gol attın mı? Atamadım. Niye abi? Öbür adama attı, ben atamadım. Sonra bakayım. Ama bak torpil yaptırdık, gördün mü? Abi gördüm, iyi. Teşekkür bakayım. Ediyor musun bize? Düşeyim, evet. Hadi bakalım, tebrikler, başarılar. Ben yine oynamaya çalıştım. Ben yine oynamaya çalıştım ama birazcık
Yani dün fazla enerji sarf ettiğinden dolayı biraz üç defa kol bastı dedim. Oo, nasıl oynuyorsun kol bastı bir göstersene bize. İkinci maç ne zaman? Yok maç bitti tabii. O yüzden yorgundum bugün yani. Evet. Ama yarınki maçta? Elinden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Bu şampiyonayı biraz anlatır mısınız? Evet. Türkiye futbol şampiyonası olarak tanımladığımız bu faaliyet programımız içerisindeki yer alan etkinlikte iki grup halinde Ankara'nın batısında ve doğusunda yer alan takımlarımız olarak böldük. Buradan 9'una kadar şampiyonamız devam ediyor. 1 ile 4'ü arasındaki yapılan şampiyonada A grubu, Batı grubunda yer alan takımlarımız mücadele ediyor. Yaklaşık 12 takım, 120 civarında sporcu buradalar. Burada iki takım, bu bölgede çıkacak olan iki takım ayın 9'unda yapılacak olan finallere kalıyor. Yine ayın 5'inden itibaren Doğu takımlarının yer aldığı grup gelecek. 4 tane takım, 2 A grubundan 2 de B grubundan takımımız finaller yapacaklar. Ayın 9'unda yapılan finaller sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlarımız bizim biliyorsunuz üst tarafta elit ligimiz var. Oradaki ligde mücadele etme hakkı kazanacaklar. Oradan düşecek 2 takımın yerine geçmiş olacaklar. Türkiye'de özel sporcularda futbol ne durumda? Daha öncekiyle şimdiki evet. Durumu kıyaslarsak nasıl tabii. Bir aşama kaydettik? Özel Sporcular Spor Federasyonu'na futbol 2004 yılında girdi. 2004 yılında ilk girdiği zaman sporcu sayımız, kulüp sayımız çok sınırlıydı. Yavaş yavaş aşamalar kaydedildi ve şu anda çok üst düzey bir seviyede beklediğimizin üzerinde bir ilgi, alaka mevcut. Daha önce Avrupa ve Dünya şampiyonalarına birkaç kez katılmışlığımız vardı ama önümüzdeki dönemdeki programlara, faaliyetlere ciddi şekilde hazırlıklarımız devam ediyor. Kamplarımız, faaliyetlerimiz artmış durumda. Sağ olsunlar Futbol Federasyonu destek veriyor. Riva tesislerini bize açıyorlar. Önümüzdeki dönemlerde de futbola desteklerinin artarak devam edeceğini belirtmeleri bizi son derece memnun ediyor. Ve ileriye umutla bakıyoruz. Şu anda çok umutluyuz futbolda ve futsal branşında. Futsalda 2008 yılında Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun faaliyet programı içerisinde yer almaya başladı. Ve bir kez Avrupa Şampiyonası'na katılımımız oldu. Önümüzdeki dönemlerde de inşallah federasyonumuzun ilgisi, alakasıyla ülkemizi yurt dışında da iyi bir şekilde temsil edecek duruma geleceğiz. Peki basının size göstermiş olduğu ilgi sayesinde evet. Sporcu sayısında artma olduğu söylenebilir mi hocam? Tabii ki mutlaka. Sizlerin yapmış olduğu programlar hafta sonları özellikle bizim daha önceki lig maçımızın canlı olarak yayınlanması ve hala o lig maçındaki görüntülerin birçok velimiz tarafından kullanılması, sporcularımız tarafından etrafa reklam yapılması, diğer çocukların da bu faaliyetler içerisinde yer almasına öncülük etmekte. Bu da bizim işimizi biraz daha kolaylaştırıyor. Sağ olsunlar devletin televizyonu bu görevini çok iyi yerine getiriyor. Ve biz sizlerden son derece memnunuz. Bu katkının daha da devam etmesi, önümüzdeki dönemlerde ülkemizi en üst seviyelerde temsil edebilmemiz için size ihtiyacımız var. Her zaman desteğinizi bekliyoruz. Özel sporcular turnuva boyunca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün 5 yıldızlı otelleri aratmayan tesislerinde konakladı. Sevgili seyirciler, yoğun bir günün ardından futbolcular maçlarını yaptılar. Dinlenmek için Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün tesislerine geldiler. Yemekler nasıl burada? İyi hocam ya. Sevdin mi? Sevdim ya. Evdeki yemeklerle aynı mı? Değişik bunlar. He? Değişik. Hoşuna gitti mi? Gitti. Odalar nasıl? İyi ya, biraz kapısı açılmıyor. Zor gibi. Nasıl girdin peki, kapı açılmıyorsa? Kapı açılıyor, balkon kapısı açılmıyor. Camdan çıkıyorum ben. Bugün maç kaç bitti? 4-4. Yapma ya, niye öyle zorlandınız?
Kaleci hastalandı abi. Öyle yaranında. Mi? Yaralandı. Ondan sonra golleri mi başladınız? Evet abi. Kim geçti kaleye? Yayım geçti. Yemek yiyor çocuktan. Öyle mi? Dördünü de ben attım. Sevdiniz mi burayı? Sevdim. Sevdik abi. Başka? Burada neleri sevdiniz? Yemekleri sevdik. Peki bizim fazla yemekleri sevdik. Bakalım mı yemekler nasıl diye. Tamam abi. Hadi tamam. Gidelim bakalım yemekler nasıl. Sen kaleci miydin? Ben kaleciydim. Kaç gol yedin bugün? 3. Kaç? 3. Bırak ne 3'ü ya. 10 tane yemişsin, 10 tane. Yemek de yiyeceksin şimdi. Kilo almayasın. Hem goller hem yemek. Alıyorum. Alıyorum. Hadi afiyet olsun. Bunlar daha önce hiç özel sporcularla çalışmış mı? Hayır, çalışmamıştım. Neler hissediyorsun? Onlara... Güzel bir duygu, çok güzel bir şey. Yani anlatılmaz. Yani. Şimdi kafandaki engelli imajı değişti mi? Tabii ki de. Daha çok. Pilavlar güzel mi? Elimizden geldiği kadar sevgimizi katarak yapmaya çalışıyoruz. Sevdiniz mi gençleri? Tabii ki. Onları ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Ne var yemekte? Nohutlu, etli nohut mu var? Etli nohut var. Güzel mi? Lezzetli mi? Çok güzel. Siz neler düşünüyorsunuz bu gençler hakkında? Vallahi çok memnunuz buraya geldikleri için. Yani iyi ki de geldiler. Teşekkür ederiz. Etli nohutun yanında bir de turşu var diyorsun. Evet, karakterli olur de turşusuz olur mu dedik. Siz neler hissediyorsunuz bu gençlerle? Ya çok seviyoruz hepsini de. Hepimiz bir engelli adayıyız. Biz de öyle olabilirdik. Ama onlar bizim çocuklarımız. Hepsini çok seviyoruz. Teşekkürler. Evet abacığım. Turşudan sonra bir de meyvemiz mi var? Ne var meyve olarak? Nektarımız var. Nektarımız var. Evet. Buyur. Sevdiniz mi gençleri? Evet, çok güzeller. Bir başkalar. Rabbim yollarını açık etsin. Çok iyi çocuklarımız. Daha önce hiç engellerle çalışmış mıydınız? Yok. İlk defa çalışıyoruz ama çok iyiler. Afiyet olsun canım. Murat, sen bugün çok sinirlendin ya. Niye öyle oldun? Söyle bakalım. Çok gol yiyince bırakıp gittin. Herkes senden bahsediyor. Ne bas. Ya Murat. Gel buraya, gel, nereye gidiyor? En çok hangisini sevdin? Nohut mu, pilav mı, turşu mu, hocam, çorba mı? Bütün yemekler güzel zaten. Yemek seçici yapmıyoruz ki. Evdekiler üzülmesin. Buradaki yemekleri beğeniyorsun, evdeki yemekleri beğenmiyorsun diye. Annem yemekleri daha güzel. Buradan annene bir mesajın olacak mı? İşte annemi çok seviyorum ya. Ona göre her şeyi onun için yapıyoruz, maçı için. Yemek var, yemek var. Ama biz... O, yani nereden zaman, geldin sen? Eskişehir'den. Eskişehir'den. Tüm aşkı Eskişehir'den. Öyle mi? Evet, sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Mahmure Sarı'yım ben, Özgür Bey'in annesiyim. Özgür'ün annesiyim. Peki Özgür'le ilgili neler söylemek istersiniz? Spora başladıktan sonra hayatında neler değişti? Vallahi hayatımda çok şeyler değişti çocuğumun, çünkü ben buna 10 senedir başladım böyle. Devamlı spordayım çocuğumun. Çocuğum bu kadar ayakta bile değildi. Ama şu anda spordan çok güzel şeyler kazandık biz. Peki sizin gibi engelli çocuğu olan evinde ve dört duvarını saklayan ailelere bir şey mesajınız olacak mı? Olur, çıkarsınlar, saklamasınlar. Biz saklamadık. Benim iki tane engellim vardı. Biz saklamadım. Ben, kızım vefat etti. Ama çocuğumdan devamlı hiçbir faaliyetten bırakmıyorum çocuğumu. Her tarafa götürmek zorunda. Sağ ol. Özgür, yemekler güzel mi? Güzel. Güzel. Annenin yemeklerinden güzel mi? Güzel. Annem burada. En çok hangi yemeği seviyorsun Özgür? Pilav. Pilavı seviyorsun. İyi, afiyet olsun. Sade pilav mı, domatesli mi? Mutlu mu ne? Sade tavuklu. Sade tavuklu. Hadi bakalım. Hadi. Sizi tanıyabilir miyiz? Halil Görmüş. Çocukların antrenörü. Bunları... Şimdi Özgür'ü ben daha önceden tanıyorum. İki kişi çıkarıyordu merdivenden. Şu an kendi kendine yürüyor. Hatta ne yapıyoruz biz? Futbol oynattırıyoruz yani. Seneler sonra ben bunu... Spor ben bunu bir engelli çocuğun üzerinde yaptığı... İki kişi çıkarıyordu bunu. Ben o zamandan beri tanıyorum. Şu anda da çıkıp top oynuyor yani. Ne güzel değil mi spor? Evet. Ve şahidiyim yani seneler sonra. Ben Tuna. Tuna, sen hangi mevkide oynuyorsun? Orta saha. Orta sahada. Bugün kaç bitti maçınız? Yedik. Yediniz mi? Kaç tane yediniz? Bilmiyorum. Çok mu yediniz? Evet. Eyvah. Peki sen burayı sevdin mi? Evet. En çok neyi sevdin? Yatakları, yemekleri hangisi güzel? Yatak. Yatak mı? Güzel uyudun mu? Evet. İyi, hadi bakalım.
Peki buradan mesajı vermek ister misin seyircilere? Anneme, babama ve bütün akrabalarıma selam söylüyorum. Öpücük gönder. Şöyle yap. Abicim bugün 18 tane gol atmışsınız. Hocanız öyle söylüyor. Doğru mu? Doğru. Yazık değil mi abi karşıdaki takıma? Niye atıyorsunuz bu kadar? Ya ama onlar acımız. Biz de acımayın. Onlar acımayınca biz de acımıyoruz yani. Öyle mi? Gelene çakıyoruz, gidene çakıyoruz. Kaç tane gol attın sen bugün? Valla ben bir tane attım. Bir tane attın. Niye az? Valla. Pas mı gelmiyor? Pas mı verdi arkadaşlar? Ya ben normalde son dakikalarda oynuyorum ya. Biraz ısınma için son dakikalarda oynuyorum. Ben sizin hocayı tanıyorum. Torpil yapabilirim. İstiyorsan seni ilk 11'de oynatabilirim. Allah razı olsun ama olmaz. Olmaz mı? Niye? Yani hocam daha iyi bilir yani. Tamam, teşekkür ederim. Evet Selim, geçen seneden mi tanışıyoruz biz seninle? Evet. Nerede tanışmıştık? Futsal, Alanya. Sonra ne oldu? Sende gelişmeler oldu televizyona çıktıktan sonra. Ondan sonra işte hocamız dedi sizi futbola oynatalım dedi. Kadro kurduk. Peki televizyona çıktıktan sonra sen eve döndüğünde falan seni televizyonda gördük diyorlar mı? Bazı arkadaşım gördük dediler. İşte hocamız da dedi seni futbola yazdıran dedi. Futbolda işte kadromuzu kurduk, geliştirdik. 3-4 ay antrenmanlarımızı yaptık. Sonra da dünden önce yola çıktık saat 8.30'da. Dün 1.30'da vardık buraya. İşte bugün de ilk maçımızı yendik 8-1. Kaç gol attın? Ben 4 tane gol attım bugün. Yapma ya. İkinci maçta da 5 tane attım. İlk maçta 9 golüm var yani. Hadi bakalım. Aldım şampiyonluğu elde ediyoruz. İyi hadi başarılar diliyorum. Sağ olun efendim. Peki sen Galatasaray teknik direktörü olsan bir 11 yapsan sahaya hangi 11'i çıkartırsın? Kalede Muslera, defans, Hakan Malta, Karıl, Çeyçu, sol tarafta yeni gelen Deneyir, orta saha Selçuk Ünan, Ahmet Altıntop, Vesli Sinayder, ileri uçta Burak Yılmaz, bir de Burak Yılmaz'a Umut Bulut. Umut mu? Umut Bulut. 11'in aynısı saydın zaten sen. Transfer edersin. Etme söz konusu olursa da ilk alacağım oyuncu PSG'nin süperstarı İbrahimovic. Öyle mi? Peki. Başkan seni çok seviyormuş, doğru mu? Doğru tabii. Niye? Ben de onu seviyorum da ondandır. Başkanımız candır. Gerisi heyecandır. Evet, en fazla ikinci golü de sen attın herhalde. Evet. Nasıl, futbol nasıl bir şey ya? Zevkli mi? Çok zevk alıyorsun. Aynen, derken. Aynen. Peki böyle hiç televizyonda seyrettiğin Süper Lig maçlarından sonra, tabii, PTT 1. Lig maçlarından sonra hiç eleştirdiğin futbolcular oluyor mu ya? Böyle vurulur mu topa? Aynen. Sporcularımızla boş zamanlarımızda çok güzel eğleniyoruz. Özellikle sessiz sinema ve çift eterli bayağı meşhur aramızda. Şimdi arkadaşımız bize biraz oynayacak galiba. Biz de onunla eğlenelim. Hadi bakalım. Bas. Hadi hocam siz de hemen. Çocuklar gelin. Osman gel. Hadi Osman. Hadi Osman. İyi pasörlük yapıyorsun. Bakalım oynayabiliyor musun da? Tuğba hocamı da alalım. Ben kazanmam. Osman! Ne zaman çıkar abi? Bravo! Şöyle yanına gidelim. Hadi madem oyna. Siyah! Şampiyon! Deşiyoruz! Şampiyon! Deşiyoruz! En büyük! Deşiyoruz! Dilleri kaldan gece içtim, suyundan içtim. Deden gözünün yazdım, kendimden geçtim. Dilleri kaldan gece içtim, suyundan içtim. Badem gözlerim yazdım, kendimden geçtim. Sevgili seyirciler, az önce gençlerle röportaj yaparken Doğan'ı unutmuşuz. Geldi fırça attı. Cem abi benimle niye röportaj yapmadın dedi. Hemen Doğan'ın yanına geldik. Özür diliyoruz Doğan, seni atlamışız. Affedersin abi. Evet. Neler söylemek istersin Doğan'cığım? Anneme çok selam söylüyorum bundan. Çok özledim. Görmüyorum kaç gün. Gideceğiz. Kazanacağız yarın maçı. Bu kadar. Bu kadar. Başka? Sonra hangi? Şarkı da söylüyor musun sen? Güzel söylüyorum abi. Söyle abi bir şarkı. Sevasın yollan yınla
çıkasın dolayından uçak güreci usan. Sivas'ın yollarına çıkasın gülümden. Süpersin abiciğim. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Futbol şampiyonasına katılan gençler Samsun'un tarihi mekanlarını da gezmeyi ihmal etmedi. Burada güzel ekmekler var. Mısır ekmeği, nana, pilav, hamsi. Samsun'un yemekleri güzel. Samsun güzel bir şehirdir. Yani Atatürk'ün ilk çıktığı yer buradandır, Cumhuriyeti. Samsun'un denizi güzeldir. Yani biz Eskişehir'den geliyoruz, memnun kaldık. Daha da güzel şeyler yapacağız yani, geziyoruz. Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, organizasyonda ter döken futbolcuları Samsun Spor Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının heyecanına ortak etti. Hayatlarında ilk kez stada gelen sporcuların keyfine diyecek yoktu. Daha önce hiç maça gelmiş miydin? Hayır. İlk defa mı geliyorsun? Evet, ilk defa. Hoşuna gitti mi? Gerçekten böyle izlemek daha güzel. Öyle mi? Aynen öyle. Seni de böyle izliyorlar. Yani inşallah böyle izlerler. Nasıl? Ben geldim. Ben turnu çocuk, turnu. Kimi yolluyorsun? Kimi yolluyorsun? Sen daha önce geldin mi başa? Ben gidiyorum hep. Gidiyor musun başa? İkinci lig. Sen maça gittin mi hiç daha önce? Gittim. Gittin mi? Hangi takımı tutuyorsun sen? Samsun. Samsun. Trabzon'dan seni duymasın bak Samsun dediğine. Duysun. Onlar da bizim kardeş takım. İyi hadi bakalım. Sen? Ben ilk defa geliyorum ustada. Ben de taraf tutmuyorum. Çok heyecanlandın mı? Evet. Hoşuna gitti mi? Evet. Hadi bakalım. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir daha söyleyeceğim. 5 tane atacaksın. Samsun 5 mi atacak? Evet. Emre sen ne yapıyorsun? Gördüğün gibi. Şişmanlamışsın bugün bayağı bir yemek mi? Ne yaptın? Öyle söyle. Kaç tane gol yedin bugün? Orasını söylemeyeyim. Karşılaşmanın devre arasında Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'la özel sporcular bir araya geldi. İlk kez mi? İlk kez. Hoş geldiniz ya. Nasıl maçı beğendiniz mi? Ne kadar güzel. Fena değil diyorsun yani. Hadi bakalım. Sayın Bakanım, gerçekten Türkiye'de son 10 yılda özel sporcularda olsun, diğer engelli spor federasyonlarında olsun inanılmaz bir gelişim var. Sporcu sayısında inanılmaz bir artış var. Sayın Birol Bey de burada. Onların sporcularında inanılmaz bir artış var. Bundan sonrası için nasıl bir program uygulamayı düşünüyorsunuz acaba? Tabii öncelikle ben bütün özel sporcularımızı Samsun'umuza getiren federasyonumuza teşekkür ediyorum. Ama hepsine de hoş geldiniz diyorum. Burada arkadaşlarımız ilk kez bir futbol maçını seyretmeye gelmişler stadyuma. Kendileri futbolcu aynı zamanda. Aynı zamanda futbolcular. Tabii önümüzdeki hafta boyunca Samsun'da devam edecek olan hem futbolda hem basketbolda hem de voleybolda müsabakaları olacak. Şu anda misafirimizler. Samsun'da kendilerini en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Ümit ediyorum onlar da memnundur burada olmaktan. Tabii kardeşlerimizin sporla kendilerini geliştirmeleri noktasında biz federasyonlarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Daha farklı branşlarda da kendilerini geliştirmelerini sağlayacağız inşallah. Ve onların bu şekilde topluma çok daha rahat bir şekilde bir arada olmalarını sağlamak için uğraşıyoruz. Dolayısıyla ben kardeşlerimizin bu mutluluğunu gördükçe de çok mutlu oluyorum. İnşallah çok daha güzel günlerde ve onların farklı bir şekilde kendilerini ifade etmelerine fırsat tanıyacak şekilde bu gelişmelerimiz devam edecek. Bakan Kılıç, TRT'nin yaptığı yayınların Türkiye'de engelli sporlarının gelişmesinde etkili olduğunu söyledi. Siz engelsiz spor programı hakkında neler düşünüyorsunuz? Gerçekten tabii buradaki başarı öykülerini ve kendilerini toplum içerisindeki yüksek ifade etme şanslarını paylaşmak önemli. Diğer kardeşlerimiz de bunu gördükçe, aileler özellikle bu imkanların olduğunu gördükçe tabii çocuklarını bu imkanlardan faydalandırmak için de bu konuda arayış içerisine giriyorlar. Bu imkanlar da kendilerine sunulduğu için de daha başarılı oluyorlar. Tabii altyapının çok ciddi anlamda gelişmiş olması Türkiye'de şu anda ve bunu devam ediyor olması bu imkanları daha bir geniş anlama sağlıyor. Yani şu anda her ilimizde
her şehrimizde, hatta ilçelerimizde artık çok farklı imkanlar mevcut. Dolayısıyla farklı branşlarda bu anlamda sizin tanıtımınız sayesinde, ailelerin bu bilince ulaşmasıyla beraber kardeşlerimiz de bunu kullanma imkanı buluyorlar. Bizim bütün tesislerimiz her vatandaşımızın kullanımına açıktır ve her vatandaşımızın da kullanabilmesi anlamında altyapıya sahiptir. Yani engelli kardeşlerimizin de kullanabileceği engelsiz tesislerimiz. Bunlar hepsi böyle yapılıyor artık. Dolayısıyla bu anlamda da ben inanıyorum ki çok daha iyi başarılara imza atacaklar. Bu tabii kendini aynı zamanda paralimpik oyunlarında da kendini ortaya koyuyor biliyorsunuz. Onun için ben inanıyorum ki ülkemizin geleceği açısından da kendilerini daha yetiştirebilen bu kardeşlerimiz çok büyük faydalar sağlayacak. Sayın Aydın, neler söyleyeceksiniz? Biz engelliler de her zaman söylediğimiz gibi Sayın Bakanımızı çok destekliyoruz. Türkiye'de son 10 yılda engelliler altın çağını yaşıyorlar. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 81 yılda teşkilat olan bütün engelli çocuklara kapılarını açmış ve hiçbir sıkıntısı olmayan ve faaliyetlerini en güzel otellerde yapan, en güzel spor tesislerinde yapan, yıllar önce kapılarından kalan bu çocuklardan bir şey olmayan çocuklar son 10 yıldır artık sahalara çıkmışlar. Burada biz Samsun'da Sayın Bakanımızın misafir olarak buradayız. Yaklaşık Türkiye'nin 2000 tane çocuk burada bir ay boyunca spor yapacaklar. Tesislerimizi gördüğünüz zaman bir federasyon başkanı olarak, bir Türk olarak gurur duyuyorsunuz. Gerçekten 5 yıldızlı tesisler. Bu imkanları bize sunduğu için Sayın başta engellilerin en büyük abisi Sayın Cumhurbaşkanımız. Onlar başbakanımıza özellikle Sayın Bakanımızla bir abilik yapıyor. Her yerde gidip şey yapıyoruz, sorunlarımızı dinliyor. Onun için buradan bütün engelli aileler adına da Sayın Bakanıma bir abilik yaptığı için şükranlarımı sunuyorum. Özel sporcular Samsun'dan mutlu bir şekilde evlerine döndü. Beraber mi söyleyeceğiz? Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan Beyaz Ay Derneği'nin Aşmak İçin Hareket Projesi'nin toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Dernek Başkanı Lokman Ayva, engelsiz bireylerle engelli bireyleri bir araya getirdikleri bu projede bazı tabuları ortadan kaldırmak istediklerini söyledi. Ön yargının veya soğuk bakmanın ya da birlikte var olabilmek imkansızlığının, sıkıntılarının sebebi aslında engeller hakkında bilginin olmaması, engelleri tanımamaktan kaynaklanıyor. Ha peki engelliler ile engelsizleri nasıl tanıştırırız, nasıl kaynaştırırız, nasıl birbirlerini anlamalarını sağlayabiliriz diye araştırırken hocalarımız, üniversiteden hocalarımız şöyle bir yöntem önerdiler. Dediler ki her iki kesimi de faydalı bir etkinlikte buluşturun. Faydalı bir etkinlik ne olabilir diye düşündüğümüz zaman şu anda hepimizin ortak ihtiyacı, engelli de olsak, engelsiz de olsak, spor yapmak. O halde engelli ile engelsizlerin birlikte spor yapmasını sağlamamız lazım. Ki böylelikle hem birlikte bir aktivite yapmış olacaklar, hem bu aktiviteler esnasında birbirlerini tanımış olacaklar, hem de böylelikle birbirlerine karşı nasıl ön yargılar, olumsuz ön yargılar falan varsa onların hepsini ortadan kaldırmış olmayı amaçlıyoruz, düşünüyoruz. Şu ana kadar hazırlık çalışmaları devam ediyor. Burada deneme çalışmalar yapıldı illerde. Çok olumlu başarılar elde ettik. Mesela projeye katılan engelliler daha çok istekli olmaya başladılar. Yani bir spora katılıyor, daha çok katılıyor. Yani engelsiz vatandaşlarımız da çok mutlu, engelliler de çok mutlu. Çünkü her ikisi de aslında bir öğrenmenin, kendini yenilemenin heyecanını, mutluluğunu yaşıyor. Önemli projenin medya ayağına sponsor olan TRT ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli bireylerin yanında olduğunu gösterdi. TRT Televizyon Dairesi Başkan Yardımcısı Nilgün Aydoğan hem spor alanında hem de sosyal sorumluluk projelerinde kurum olarak tam destek vereceklerinin sözünü verdi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Beyaz Ay Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen projeye de TRT olarak bulunmak bizim için çok onur verici. Engelli ve engelsiz vatandaşların bir araya gelerek herhangi bir faaliyet yürütmeleri toplumun geneli açısından çok önemli bir rol oynuyor ve bütün önyargıların yok edilmesi için de çok önemli. Hem çocuklar için hem yetişkinler için gerçekten çok önemli bir rolü var. TRT olarak bundan önce birçok projemizde engelli vatandaşlarımıza yer verdik, onlara özel programlar yaptık. Bu proje kapsamıyla da bundan sonra hem spor programlarında hem diğer programlarımızda da engelli vatandaşlarımıza her zaman destek vereceğimize TRT olarak emin olabilirler.